Kazakistan'da gerçekleşen Astana zirvesi sonrası uluslararası alanda olumlu hava hakim oldu. Fakat Astana'dan çıkan sonuçlara Suriyeli muhaliflerin çoğu memnun olmadı. El-Kaide'den koparak ismini Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi ile Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Mücahitler Ordusu arasında gerginlik had safhaya ulaştı. Küçük çaplı çatışmalar başladı. 31 Aralık'ta ilan edilen ateşkes mutabakatında Şam'ın Fethi Cephesi'nin ateşkes dışı bırakılarak terörist olarak ilan edilmesi ve bazı grupların bu gruba sessiz kalması Şam'ın Fethi Cephesi'nde rahatsızlık oluşturmuş durumda. Şam'ın Fethi Cephesi, Mücahitler Ordusu'nu Ahrar-ı Şam tarafından himaye edildiğini düşünüyor. Bu rahatsızlık nedeniyle Ahrar-ı Şam ve Şam'ın Fethi Cephesi arasında İdlib'in bazı bölgelerinde küçük çaplı çatışmalar yaşanıyor. Şam'ın Fethi Cephesi yayınladığı bir bildiriyle, Ahrar'ı ABD drone saldırılarıyla katledilen komutanlarının koordinatlarını ABD'ye veren Özgür Suriye Ordusu içindeki kişileri korumakla suçluyor. Bildiride Ahrar-ı Şam'ın 700 bin kişiyi katleden Beşar Esed'le barış sürecine girmemesi uyarısı yapılıyor. Aynı zamanda bölgedeki Suriye halkının da Şam'ın Fethi Cephesi'ne destek verdiği biliniyor. Çatışmaların devam etmesi ise bölgede büyük riskleri beraberinde getiriyor. Çatışmalar rejime yarıyor. Rejimden kurtarılmış, muhaliflerin elinde kalan en önemli şehir olan İdlib, çatışmaların şiddetlenmesi halinde kaybedilmekle karşı karşıya kalabilir. Suriye Savaşı'na müdahil olmak isteyen devletlerin uzun bir süredir muhalifler arasında bir savaş çıkarmaya çalıştığı da biliniyor. 6 yıldır yarım milyon insanın hayatını kaybettiği Suriye'de özellikle sahada çözümün kolay gelmeyeceği gözler önünde bulunuyor.